7.50 lira. Yağlı boyası. 1930'lu yıllardaki orduyla 2020'li yıllardaki orduyu resminde mi yaptınız? Evet efendim, bunu biz drone ile çektikten sonra drone üzerinden, silüet üzerinden ressam Orhan Zafer Bey çalıştı. Yani bu güzel sonuçta ordunun tamam. Ordunun bir değeri oldu. İstanbul silüeti vardı efendim, aslında biraz da onu resimlendik. Evet. İstanbul silüeti ben buradan da var der İstanbul'da. Evet. Ama o daha ince uzun. Evet, şey 3 metreye 80-70 santimlik bir hale dönüşecek bu efendim zaten. Bunu taradıktan sonra dişler aynısının tıpkısının basılı şeklini yapacağız. Ya şey, resim değil, fotoğraf. O fotoğraf tabii, evet. Fotoğraf. Bu da aslında çok keyifli bir şey olacak. Yani bunu biz dişler olarak tarayacağız. Taradıktan sonra streçleyeceğiz. Streçleyip 3 metrelik, 3'e 80 veya 2'ye 80 metre gitmiştik. Tablolar halinde. Evet. Oraya bir katkımız olsun istedik. Çok güzel. Bu güzel gönderilerde bazı binalarda müdahaleler olmuş efendim. Sokak sağlıklaştırma adına bu binaların cepheleri güzelleştirilmiş. Katılarına da bir onarım yapılmış. Fakat doğal olarak takdir ederseniz ki bu aslında... Kilise evet efendim. Bu evlerin tamamında bir çalışma olmuş. Tabii esasında başlayan bir çalışma ama devamı da var. Keşke bu evlerin tamamını gene süreyet olarak bu evleri açmayacak şekilde yeniden organize edebilsek, yeniden bir kentsel dönüşüm yapabilsek. Evet. Evet. Bu orduda işte orduyu taşbaşına Zafer-i Mide'yi kurtarmanın ilk hareketi aslında. Biz tabii bunun akabinde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak iki kısımdan oluşan bir sokak sağlıklaştırma çalışması yürütüyoruz efendim. Bunlardan bir tanesi Sıtkıcan Caddesi'nin devamında kalan yaklaşık 10 tane teşkilli binanın olduğu şu alan. Bu evlerin tamamını şu anda restore ediyoruz efendim. Şu anda esasında çok ciddi bir şey var, faaliyet var. Evet. Kilisenin dışında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği bu proje Taşbaşılı'nın veya Ordulu'ların aslında böyle heyecan duyduğumuz. Evet. Ben yani denizin, mavinin, yeşilin, dağların, karın, güneşin bir arada olduğu başka bir şehir görmedim. Evet. Evet. Bu manada bu şehrin kurtarılması için ben de üzerime ne düşecekse yapmaya hazırım efendim. Burada şu aksta biz yaklaşık 48 tane binaya dokunduğumuz zaman ordunun süreti değişecek. Bu da gayet mümkün aslında. Bunu şöyle yapmayı planlıyoruz efendim. İşte sokaklarda yer döşemelerinde küçük dokunuşlar, işte elektrik direkleri, tabelalar, efendime söyleyeyim bu yol ayrıcı elemanlar. Güzel, Arnavut kaldırımların hepsi değişecek şimdi. Kesinlikle. Evet. Değişirse eğer hakikaten burası turizm açısından da, evet, kent açısından da çok değer kazanır. Şimdi biz yeni bir malzeme geliştiriyoruz. Arnavut kaldırımı yerine içinde araba lastiğinin de olduğu daha böyle şoku alabilecek dayanıklı yeni bir malzeme geliştiriyoruz. Güzel. Burada kullanırız inşallah. İnşallah. Evet. Sonuna kadar destekleyeceğim size.